Merhaba arkadaşlar, Advanced Dil Eğitim videolarına hoş geldiniz. Advanced Dil programı ile her türlü çelik yapıyı modelleyebilir, imalat çizimlerini oluşturabilir ve malzeme listelerini alabilirsiniz. Eğitim videolarının ilki olan bu videoda bina akslarının oluşturulması ve katman tanımlanmasını göreceğiz. Programı açtığımızda karşımıza gelen ekranda Start Drawing'e basarak boş bir çalışma sayfası oluşturuyoruz. Ekranın solunda gördüğümüz paletin ismi Advanced Dil Tool Palet'tir. Ve bu paleti yanlışlıkla kapatırsak Home sekmesinden Advanced Dil Tool Palet'e basarak açabiliriz. Paletin üstündeki eksi işaretine basarak paleti gizleyebilir veya artı işaretiyle tekrar görünür hale getirebiliriz. Bina akslarını oluşturmak için Home sekmesindeki Building Grid komutunu kullanacağız. Komuta girdikten sonra bina ölçülerini 0,0,0 ve 15.000,24.000,0 şeklinde koordinat olarak giriyorum. Enter'a bastığımda aksları oluşturmuş oldum. Aks ayarlarına çift tıklayarak içine girip gerekli ayarları yapabilirim. Burada 2 adet aks grubu oluştu ve bu aks gruplarını tek tek tıklayarak içerisine giriyorum ve ayarları yapıyorum. Dikkat edersek aks balonları ve etiketleri birbirine çok yakın. Bu şekilde olmasını istemiyoruz. Araya 1-2 metrelik mesafe koymak istiyoruz. Bunu yapmak için aksları uzatacağız. Line komutuna girip bir çizgi çizelim. Daha sonra bu çizgiyi kopyalayalım. Dört köşeye de uzatma çizgilerini kopyaladıktan sonra Extend Axis komutunu kullanarak aksları uzatabiliriz. Çizgileri çizmek ve kopyalamak için standart AutoCAD komutlarını kullanıyoruz. Extend Axis komutuna obje sekmesinden ulaşıyoruz. Daha sonra kopyaladığımız çizgiyi mouse'un sol tuşu ile seçip sağ tuşa basıyoruz. Uzatılacak aksları tek tek seçiyoruz ve mouse'un sağ tuşuna basarak işlemi bitiriyoruz.
Aks oluşturmayı bitirdik. Şimdi katman oluşturmaya bakalım. Home sekmesindeki Layer Properties'e girelim. Burada hazır katmanları görebiliriz. Mesela kolon, kiriş ve gridler için hazır katman ayarları yapılmış. Yeni bir katman oluşturmak için New Layer butonuna basıyoruz. Katmana bir isim ve renk vermeliyiz. Bazı Advanced Stil kullanıcıları hazır layer'ları kullanmaktadır. Bu şekilde yapıldığında genelde modeldeki elemanların hepsi aynı renkte olmakta. Bu yüzden tavsiyem farklı tipteki her eleman için farklı bir layer kullanmak olacaktır.